Şimdi MHP, Ezgi'cim, içinde bir bütünlük sağlamayı çok önemsiyor, bunu sağladı. İnanılmaz cesur hamleler yaptılar. Devlet Bey'in yaptıklarını akıl hafsalı alması mümkün değil. Müthiş işler yaptılar. Bunun kendi içinde sağlamasını yapıyorlar. Şimdi birkaç haftadır böyle saçma sapan bir şahaya var. Saçma sapan. Efendim ne onun adı? Tayyip Bey ile Devlet Bey arasında ayrışma var. Evet, evet. Aralarında ne sevgisizlik var, nefret var. Ya bu nereden çıktı? Ya bu ne saçmalık ya? Evet. Ya bunlar beraber devleti yönetiyorlar. Aynı evde saatlerce toplanıyorlar, tavlama oynuyorlar bunlar. Konuştuk ya seninle. Evet. Yani bunlar bir yayıldı. Bu Mümtaz'er Türköne yaydı bunu. Bunları söyledim ben. Benim sosyal medya adresime baksınlar. En son haberde uzun konuştum. Mümtaz'er Türköne sen tanımazsın. Eski bir, tanımana gerek yok. Eski bir, yani FETÖ döneminde 4,5 sene hapis yattı. Eski ülkücüydü. Fethullah Gülen'le Tayyip Erdoğan'ın kavgasında tamamen Fethullah Gülen'in Tayyip Erdoğan'ı ve tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin devirmesinden yana tavır aldı. Hapse girdi. Uzun süre kimse farkına varmadı. O zaman Mümtaz'er Türköne çıksın diye de bizler uğraştık. Daha detaylara giriyorum. En son haber videosunda var. En son Devlet Bey söyledi. Hatta o zaman Devlet Bey'le ben de telefonla konuştuk. Birazdan yayın yapacak olan Nagihan da telefonla konuştu. Biz konuştuk, ya yeter bu adam unutuldu içeride. 4 sene oldu. Dedi çıktı. Yine 4 senedir pek bir şey yoktu. Bu olayda bir ortaya çıktı. Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan arası bilek güreşi var. Devlet hükümete karşı neymiş? Hükümet Tayyip Erdoğan'mış, devlet Tayyip Bahçeli'ymiş. Böyle saçma sapan teoriler. Ama biliyorsun bizim ülkemizde saçma sapan teoriler tutabiliyor. Evet. Bir tuttu. O ona söylüyor. Şamil Tayyar da bunu maalesef çok büyüttü. Lüzumsuz yani. Bir muhabbet. Ayrışma var, ayrışma var. Ya yok. Yok böyle bir palavra yok. Uydurma bilgiler bunlar. Mümtaz'er Türköne'nin ilgisi de yok. Yok diyorlar Devlet Bahçeli metnini o yazdı. Yalan. Yalan. Ya kardeşim insanlarla bu yani nereden uyduruyorlar? İnanmama başlıyor. İnsanı soruyorsun yok. Evet. Bu hala her yerde konuşuluyor. Ya yok böyle bir şey. Tayyip Erdoğan sonuna kadar arkasındayız Devlet Bey'in diyor. Her gün bu konu konuşulacak hali yok. Zaten diyorlar ki Tayyip Bey daha güçlü konuşsun. Ya Türkiye tek konusu bu mu? Evet. Türkiye tek konusu bu değil. Bir konu bu. Bunu Devlet Bey dillendirdi. Tayyip Bey destek verdi. Desteğini verdi. Zaten Devlet Bahçeli açıklamasını yaptı. Olay akışına bırakıldı ya. Erdoğan da desteğini gösterdi. Yani her gün dediğiniz gibi bu konuşulacak. Her gün bu mu konuşulacak yani? Aa ben desteğim. Vallahi destek veriyorum. Yani düşünsene biz şimdi bu yayını yaparken sabah akşam diyelim yazdılar. Ben size %100 katılıyorum. Her gün bunu mu söylüyorsunuz? Yani Ezgi ile Rasim kavgalı. Biz de her gün vallahi iyiyiz. Biz çok bir derler bu ne saçma sapan yayın. Her gün ispat. Biz kavgalı değiliz. Ah Rasim bu saçma sapan. Bir de Sayın Kütahyalı siz söylediniz diye söylüyorum. Estağfurullah. Dediğiniz gibi aslında bir şeyin ne kadar açıklama gereği duymuyorsan zaten böyle bir şey yoktur, yani. Yoktur tabii canım. Gerek yok. Gerek duyulmuyor. Hani ne alaka bunu neden açıklayayım? Evet canım yani. Ama Tayyip Bey ile Devlet Bey rahatsız eden bir şey değil. Konuşsunlar. Evet. Salak konuşsunlar. Açık söyleyeyim. Geyik olsun.